Merhaba değerli takipçilerim, YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ay, bizler çok şükür iyiyiz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hastaneden geldik, yine sularımız kesilmiş maalesef. Kafamı gözümü yıkayacaktım, EEG'den çıktım. Kafam gözümü ilaçtırıyor, daha yıkayamadım. Öylece bir örttüm şöyle yemeğine. Sonra biraz da gelirken BİM'den alışveriş yaptıydı. Onları göstereceğim arkadaşlar. Misafirlerimiz var, sürpriz misafirlerimiz. Ben EEG'ye girmeden önce Soner aradı annesi. Nurdan yengesi geleceğimişti. Onlar burada var işte, aşağı inmişler kaynım bile. Orada bir çay içmişler de şimdi Aksaray'da işleri onu halletmeye gittiler. Onlar gelene kadar da ben ufak tefek bir şeyler hazırlayacağım. Beraber yiyelim içelim sonra da giderler. Burada kalın diyor. Kalmıyorlar, ne diyeyim, niye kalmıyorlarsa. Annem diyor gidelim uzak yavrum, nasıl gidecek akşamından diyor. Her geldiğinde öyledir, uzak diyor, akşamından nasıl gidecek geri diyor. Bir türlü kaldıramıyorum annemi, bayağıdır. Çocuklar içeride oynarken ben de burada videomu başlatayım dedim arkadaşlar. Şöyle neler almışız bakalım bir tek tek. Çamaşır suyum yok, bir tane çamaşır suyu aldım. Şurada çeşmenin kenarları falan biraz sararmış onun için. Sonra siletinin temizlik bezini aldım. Sağ solu silmeye güzel oluyor. Diğerini yıkamayla uğraşmayın. Bununla silip geçiyor. Aynı ıslah mendil. Şöyle bir kerpiç aldım arkadaşlar. Bundan pasta yaparım sonra. Muhallebili. Bir de şöyle püskürü de aldım. Bundan da pudikli pasta yapacağım. Sonra bir ara yaparım bunu da. Sütü bitirmezlerse bunu yapmadan önce. Alıyorum böyle puskudunu, pudingini. Ben malzemeyi yapana kadar süt bitiyor evdeki, yine kalıyor. Eymen! Eymen! 5 dakika durun oğlum, Eymen! 5 dakika dur anne. Sonra bir tane kaşar peynir aldım arkadaşlar, kahvaltılık. Bezelye aldım, karnitür yani. Gel Mikail ikimiz çekelim. Kakao aldım bir tane. Kakaomuz yoğurdu evde. Sonra bir tane yağ aldım. 5 kilo 5 litrelik. Dinamik sesini de duyuyorsunuz herhalde. İnsanın kafasını ne yağar diyor. Amen. Sonra şeftali aldım arkadaşlar. Sonra rincanı istemiş. Benim dışında bir seyyar şey var, tezgah. Oradan aldık bunu da. Kilosu 50 liraymış şeftaliye. 1,5-2 kilo kadar da şöyle domates aldım arkadaşlar. Bahçemizdeki domatesimiz kızarmadı bizim daha. Yemeklere falan koyayım diye aldı bir daha dedik. Üç paket de süt aldım arkadaşlar şöyle. Bu sefer sek süt aldım arkadaşlar. Dilenin sütü vardı, laktozsuzu. Bunu normal poğaçaya böreğe kullanayım diye sek süt aldım. 3 paket. Sonra 2 paket margarin aldım. Kahvaltımıza bir süzme peynir aldım arkadaşlar, dostum. Sonra birazcık şey aldım. Ceviz. Bunu da şey yapacağım. Kıbrıs tatlısı yapacağım arkadaşlar bunu da. Şöyle bir göğüs aldım. Bu da azıcık bir şeymiş zaten. Başka ne almışsın? Bir de şöyle ketçapımız var. Dilan Hanım sürekli patates kızartınca anne keptek yok mu diyor. Onun için bir de keptek aldım. Şöyle çamaşır suyu aldım arkadaşlar tuvalete banyoya. Tuvalet banyo çok sararıyor benim niyeyse. Onun için büyük boy alayım da dedim. Şunu mutfakta kullanırım. Şunu da tuvalette banyoda kullanırım. Şöyle bir tane bitti. Un aldım. Efsane. Unum da bittiydi. Şey var da. Bazlamaya falan var da. Poğaçaya böyle yoktu. Onun için bir tane de efsane un aldık. Buna da 1100 lira gitti arkadaşlar. Hiçbir şey yok ortada. Bakın dedim. Önceden 100 liraya kaç poşet malzeme doluyordu. Şimdi 1000 liraya tek 3 poşet malzeme doluyor. Neyse, suyumuz gitti. Yemeği nasıl yapacağım onu düşünüyorum şimdi. Aşağıda akıyordur belki. Gideyim de doldurayım geleyim birazcık. Su
Okulda bir zor, bir zor arkadaşlar. Vallahi insan aynı kirlenmiş gibi hissediyor evi. Hiç rahat edemeyemez. Olmadı mı? Sanki her yere kir götürüyor gibi görünüyor gözüme. De evimde tertemiz ama. Ben şuraları toplayayım arkadaşlar. Yemeğimi yapalım yavaş yavaş. Bir çorba yapayım. Bir şundan tavuk sote yapayım. Pirinç pilavı yaparım yanına. Salata yaparım. Bu akşam da böyle yeriz. Selamünaleyküm arkadaşlar. İyi akşamlarınız olsun. Ne olup ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah hepimize iyilik, sağlıklar versin. Ne olup ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Biz de bugün Nurdan'ın çayını içmeye geldik. Yemek yedik, çayımızı da içtik. İnce yola devam olacak. Vakit geçti. Çoluk çocuk üverince. Yemek de yemeyeceklerdi de ben zorla durdum. İlle gidelim diyor anne. İmade kalmayacaktık. Nurdan salmadı, göndermedi. İlle burada kalın yatın diyor. Evde var çoluk çocuk. Burada da var. Rahat edemezler. Aksaray'da az bir işimiz vardı. Ona geldiydik. O da olmadı. Direğe eve gidiyor. İşte yarın da uğraşacak. Bir gün yarın. Gelin de yoluna hız kaldı. İzini bitti. Pazar günü çıkacaklarmış arkadaşlar. Bu pazar günü çıkacak. Allah yol açıklığı versin. Evine iletmek nasıl bitsin. Tuncay'ımın yanına. O da soruyordu öyle. İyi ki de. Konuştuk da. Hinci'ye özledi çocuklarım iyi. Mikail'i bekliyor. Tıraş olacağım da diyor, Mikail'i bekliyorum. İyi ki. Mikail'i tıraş geçiyorum canım. Gelseydi ben giderdim sarı Tuncay'ımı tıraş. Sıfıra vereceğim canım saçını, kendimi demeyeyim diyor. Kıl diyor kaldı o gülüyor lafında diye. Mikail'i bekleyelim diyor. Mikail mi dermiş? O dermiş tıraş. Mikail'im taksi sürmeyi neye bellemiş? Nasıl sürüyor? Nasıl Aksaray'a bize o getirdi, o götürüyor. O mu sürdü arabayı? O sürdü gitti. Uzun sürü oğlum diyorum, korkuyorum bir yandan da. Basıyor kaza. Arabaya bindi mi uçuyorlar, sürdü öyle. Annem pek korkar hızla. Ben çok korkarım arkadaşlar. Bende panik atak var. bir de sinirli stresli ya annem dişleri şey diyor. Çağırıyormuş durduk yere kanıyor dişleri. Üverkeme çok dişlerimi sıkıyorum. Neden oluyor bilmiyorum. Çok gıcırda diyormuş. Ondan dişleri kanıyor. Geldiğim dişleri kanıyor. Hep kunde öyle. Stres yapıyor bazen. Dişçiye de gidemiyorum. Dişlerimi çeker de dişsiz kalırım diye. Ben de sıkıyordum önceden senin gibi. Doktor bir plastik şeyi verdi, onu da zobaya atmışsın deli gibi. Hiç takmadan zobaya atmışsın. Vallahi kafam her yerde, her şeyi kafama takıyorum arkadaşlar, her şeyi. Büyük olmak zor başladı. Ya, büyüklük çok zor, çok. Ben bile zorlanıyormuş çocuğuna, sen ne öğreteceksin? Ya, 7 tane çocuk hangi birine ne öğreteceğim? Allah kimselere şeyi vermesin, sıkıntı, üzüntü, acı. Kimselerin güler yüzünü soldurmasın arkadaşlar. Ya işte öyle. Ne zaman geldi gitti, izin bitirdi, gelin hemen gidecek yarın pazar günü. İzin hemen bitiyor ya. Bir ay hemen geçivirdi. Yazık geleli Gülşen pişirdi, itti. Ben de onların manasına yiyordum. Yengem iyi pişiriyor. Acayip oynar çocukların şeyine. Nedirler? Çok hizmetine çok oynuyor. Çocukların hizmetine acayip oynuyor. Nedirse aldı geldi pişirdi. Evimden bir şey yemedi çoluk çocuk. Onları alıştırmış. Şeye, her şeyi yiyorlar. Fasulyeyle nasıl yiyor mu? Kızım diyorum dolapta et var, kemik var, kopakla var, mısır var diyorum, in pişir diyorum, yemezler diyor. Eti yemeyor ki yenge. Kendi de eti yemiyor. Geçen kıymalı yaptırdım, yemedi yengem, kıymayı sevmiyormuş. Meğerse sormadım da
O günden beri diyorum yengem gibi bir daha gelse de sulu yemek yersin. Anca tavuk eti yirmiş. He, tavuk eti yiyor. Ben de şey çocuk da yemiyor. Hiçbir şey yediği yok. Ya. Ben tavuk soda yaptım. Arkadaşlar da onu yedik işte akşam akşam. Yaprak yedirken karnımız doydu bugün de. O yeşil fasulye pişirmişsin. He. Kelek vardı. Ondan sonra pirinç pilavı. Yaprak salata. Yaprak salata daha ne olacak? Evet. Biz zima yemeden gideceğiz. Kaynanan göndermedi. Sen de göndermedin. Suriye gelmişsiniz yemeksiz gidelim. Allah razı olsun. Kaynanan da bir sürü öteberi koymuş evet. Geline. Gitmeden benim çayımı da içmeye gelin dedi. Biz de geldik akşamüstü. Allah razı olsun. Her şeyi hazırlamış, koymuş. İbrahim sürücünün canına diyesin. Allah mekanı cennet olsun. Onun toprağından kalkıyor, yiyor, içiyor, onun canına diyesin. Biber toplamış, salatalık toplamış, mantı koymuş, erişte koymuş, kuru kayısı koymuş. Hısımlarım, hepsi iyi hısımlarım. Orada çerez gibi iyisin. Hiçbir dedikodumuz olmaz, uğraşmazık. Allah iyilere çattırsın, iyi şeylere, yüzü utananlara çattırsın. Ya hazırlamış biz yukarıdan yine nadir. Hangi yukarıdan? Şeye çıktık ya, koyun içine gittik ya gezmeye. Siz gezdiniz mi? Siz Aksaray'dan gelene der. Gülşengil tur attı geldi. Taş oralara gittiler. Evet. Çocuklar durmadı, sıkıldı. Biz de amca çağırdılar içeriye. Okulun o yanına gitmişler mezere doğru. Yarım saatte içeri durdum. Kavmin yatağına kapı döşlediler ya. He? Ondan yarım saatte durdum içeride. Ne varmış ya? Daha 3 gün sonra belli olacaksın hocam. Hmm. Oradan çıktık bir de bime girdik. Evde eksikler vardı. Onları aldım. Öyle vakit geçti işte. Gülşenler yarın alışveriş yapacak. Ne alacaksa. Bir şey alma diyor. Meden şey koyuyorum. Onları da götürme olur. 20 kilo yük varmış. Çerez neyi mi alacak? Herhalde çerez alacak. Başka bir şey götürmüyor. Abim de aldıydı ya giderken çerez. Tuncay'ım da aldıydı. Kaç poşet giderken şöyle kaymış. 3 milyar almış da geri verdimizsin ya. Bu 3 milyar dediydi ben nasıl gözüm lapadan açıldı. Aman yavrum bunu niye aldın bu 3 milyarlık şeyi diyor. Çerezi. Anne neyin yanına varılıyor diyor. Anca yeter çoluğa çocuğa diyor. Çoluk çocuk seve çerez. Yarın ara bilecek bunlar izleyince. Ya Tuncay mı? Sarı Tuncay'ım iyice özledim seni yavrum benim, kuzum benim. Ya sen de kışın geleceğin helal izine. Sıkıldın mı oralarda duramıyorum atlayıp geliyor. Kimsenin haberi yokken sürpriz yapar. Daha bir de anneme demen sürpriz yapayım diyor. Çocuklarla gelmedi. Anneleri geldi, izini yoğmuş. Ona da izin verince gelir o da inşallah. Yolculara Allah bol bol sabır versin, götürmek nasip etsin, yillerine yilleştirsin. Kodya uçan uçaklara, taksilerine gelenlere, kimselere zarar ziyan vermesin. Güler yüzlerini soldurmasın Allah'ım, kimselerin det zor. Ya. Yengem gibi bekliyor arkadaşlar, annem gibi gidecek. Haydi size iyi akşamlar canlarım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. İyi akşamlar, haydi. Kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı sabahlar değerli takipçilerim. Ben bahçeme indim şöyle. Fasulyelerime bakın hele. Gecem pişirdiydim ya dün mü, önceki gün mü? Bunlar da büyüyor yavaş yavaş. Şöyle bir iki gün daha büyüsünler.
Bunları da toplayayım da dolabıma atarım artık. Gene pişirir miyim, kurutur muyum bilmiyorum. Şöyle bir çuval bileğen kadar toplayıp diliyorum ince ince. Sonra da seriyorum o salona. Kabak serdiğim yere seriyorum. Orada kuruyor. Yemyeşil kuruyor orada da. İncecik diliyorum. Fasulyem sulansın arkadaşlar. Sonra da domateslerimi sulayacağım. Kabaklarım büyümüş biraz. Kabak toplayacağım birazcık. Süs biberlerim de bayağı büyümüş de onları da akşamüstü toplayayım diyorum. Şimdi bu üstteki domatesleri falan sulayayım. Dilan uyanmadan. Uyanırsa iş göstermez bana. Birazcık bal kabaklarının yanındaki otları aldım. Ot acayip çıkıyor yine. Acayip büyüyor. Bahçenin içini ot bastı yine. Salatalık toplayacağım işte. Ondan sonra da eve çıkalım yavaş yavaş. Bir çay demledim az önce. Sonradan birer poğaça yedik çayla. O işe gitti. Ben de aşağı indim bahçeye. Dilan Hanım da uyuyor. İki tane domatesim kızarmış arkadaşlar. Bakın hele. Şu kanser otları iyice çoğalmaya başladı bahçemde. Domateslerim kuruyor yavaş yavaş herhalde vallahi. Bunun bir çözümü yok galiba. Geçen bir arkadaşımız yazmış. 3 yıl boyunca hiç ekmeyeceğim ondan sonra gidiyor diye de. 3 yılda ne yapayım ekmeden? O sanırım beni iyice. Bakın hele her yerden çıkmış ağaç gibi. Abo. Yukarıdaki sonradan ektiklerimde de çıkmış arkadaşlar. Ben ne yapacağım bu otları? Bir çözümü yok herhalde. Sizin bahçenizde de var mı bu otlardan? Şurada stil kalmış. Daha hiç büyümemiş. Hem ot yoluyorum hem salatalık neyi toplayayım. Mısırlarımız da bayağı büyüdüler. Artık kundağa dönüyorlar yavaş yavaş. Şöyle bakın hele. Salatalık varsa toplayayım da. Bir kavanoz daha salatalık kurayım bari. Aha bakın hele. Onlar dolmalık olmuş artık. Şöyle. Yavaş yavaş büyüyorlar bakalım. Tekrardan merhabalar değerli takipçilerim. Ben bahçemden şöyle ufak salatalıklardan topladım. Birazcık da kıl biberlerimden topladım arkadaşlar. Şöyle su şişesine bastım, bunları doldurdum. Sarımsağını attım, tuzunu da attım. İkisini de böyle yaptım. Bu turşunun ismini bilmiyorum da dün bir ablamız söylemişti ismini. Unuttum, değişik bir adı var bunun. Şöyle suyunu da dökeyim, kavanozunu kapatayım bunun. Sirkesini dökmedim, sirkesini de dökeyim. Önce sirkesini dökeyim de suyunu ona göre ayarlayalım. Çocuklar da havuzda yüzüyorlar. Kupur kupur bir o tarafa geçiyorlar, bir bu tarafa geçiyorlar. Bu turşuda şey yok herhalde, su yok herhalde.
Sadece yağının şey var, sirke var. Anne. Burada nasıl doğduğum? Ne oldu kızım? Anne ne yaptın sen onunla? Kesilmiş mi sıcak su? Ne? Dedim ya oğlum sıcak su yok diye size. Anne su doğramış. Su da sir olmuş. Soğuk olmuş o. Girdik sıcak suyuna. Ne anlatıyorsun kızım? Havanın içindeki su soğumuş diyor, sıcak su dolduruyor diyor arkadaşlar. Sen Dilan'ın ne dilinden, yapmış? Ben turşu kuruyorum size. Dilan'ın dilinden bir ben anlayayım, kimse anlayamıyor. Soruyor da soruyor, ne diyor bu diye. Ya da biraz zor gider bunun içine. Bunu sallaya sallaya yapıyormuş arkadaşlar. Bir hafta sonra sapsarı oluyormuş. İlk defa yapıyorum bu turşuyu ben de. Hiç denemedim daha önce. Şunun gibi bir daha salatalık turşusu kurarsam yeter bize. Bu salatalığı fazla yemiyor zaten çocuklar. Diğer kornişon var ya onu daha çok yiyorlar. Onun da zamanı gelmedi. Daha zamanı gelince birazcık da ondan kurduk mu yeter. Sonra salata turşumuz var karışık. Ondan kuracağım. Şöyle ağzını da kapatayım. Geldi mi Eymen su? Eymen? Su geldi mi? Çok yapacaktım arkadaşlar bundan. Şey oldu, su şişesi yoktu. O yüzden şimdilik iki tane yapayım da dedim deneyeyim bir tadına bakayım nasıl olacak. Beğenirsem yaparım biraz daha. Zaten süs biberlerini biz önceden bu şişelere kuruyorduk. Unutmuşum yeni yeni geliyor daha aklıma. Kavanoza kurdum birkaç tane. İçtiğimiz suların kaplarını atmıyor artık. Böyle turşu kuruyor bunlara. Şöyle sallaya sallaya sararıyormuş bu turşu. İsmini bilmiyorum. İsmini bilen varsa yorumlarda belirtsin arkadaşlar. İki üç gündür evime temizlik de yapmıyordum. Bugün biraz temizlik yaptım arkadaşlar. Üstüm başım uygun olmadığı için kendimi göstermiyorum. Kusura bakmayın. Daha mutfağım toparlanacak. Tuş kurdum. Sonra kabak topladım. Onları oyup balkona asacağım tekrardan. Sonra değişik bir kabak var. Siyah kabak. Filiz ablamın verdiği. Onları da rendeleyip mücver için buzdolabına atacağım. Buzluğa. Onun için biraz sonra ev biraz daha toplayıp onları yapayım. Onları da çekerim zaten yaparken. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun değerli takipçilerim. Yoruldum biraz dinleneyim. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bol bol beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hype'lerinizi gönderirseniz sevinirim. Şöyle birazdan sallayayım da tuzlar erisin.